Tekrar merhabalar. Tolkien'in evreni hakkında okumaya devam ediyoruz. In the Silmarillion, Silmarillion diye okunuyor değil mi arkadaşlar? Silmarillion'da many pages, pek çok sayfa are dedicated to the creation of universe. Many pages are dedicated to, pek çok sayfa şuna adanmıştır. Yani pek çok sayfada şundan bahsedilir diyor. Evet ciddiliğimiz bir parça kayboldu. The creation of universe, evrenin yaratılışından bahsediliyormuş. Pek çok sayfada and the elements which are part of it ve onun onun bir parçası olan elementlerden, unsurlardan bahsediliyormuş. The material universe of Tolkien, <coughs> Tolkien'in Material Universe diye maddi dünyası herhalde değil mi? Evet. Evreni pardon. Tolkien'in evreni is called Eä. Eä doğru mu okuyorum arkadaşlar? The word for to be in Quenya. Evet, Quenya dilinde olmak anlamına gelen bir kelime olan Eä Doğru mu okuyorum? İnşallah doğru okuyorumdur. Eya doğru dendi. Tamam. <laughs> Tolkien'in maddi evrenine Eya denir. Is called Eya. Quenya dilinde to be demek yani olmak demekmiş. It was created by the unique creator god Eru Ilúvatar. Vatar. It was created by Şunun tarafından yaratılmıştır. Kim tarafından? The Unique Creator God. Yegane yaratıcı Tanrı Eru Ilvatar tarafından yaratılmıştır. Helped by the Ainur. Ainur tarafından bu yaratıma yardım edilmiştir diyor. <laughs> Ainur da neymiş? The Offspring of His Thought. Onun düşüncelerinden doğan onun düşüncelerinden doğmuş olan Aynur da bu yaratımda yardımcı olmuş. The Aynur are angelic beings who were generated by Eru before the birth of Ea. Aynur'un ne olduğunu tanımlıyor burada. The Aynur, Aynur, before the birth of Ea, Ea'nın doğumundan önce Eru tar tarafından yaratılan ee, meleksi varlıklar, angelic beings yani meleğe benzeyen varlıklardır diyor. <laughs> Aynur diye okunuyor değil mi? Aynur diye okumuyor, okunmuyor sanıyorum doğrudan. In Ea, Ea Ea evrenin adıydı. Ea together with the world of Arda, Arda dünyasıyla birlikte There is what is called by G.R.R. Tolkien, Tolkien the Void. Hmm. Ea, evrenin adı ya. da Arda dünyasıyla birlikte G.R.R. Tolkien'in the Void dediği bir şey daha varmış. Neymiş o da? A vast region of nothingness. Hiçlikten oluşan geniş bir bölge situated outside the world of Arda. Arda dünyasının dışında konumlanan, hiçlikten oluşan geniş bir alanmış. The void buymuş. Conceptually, it represents the outer space. Hani konsept olarak, bir kavram olarak dış uzayı temsil eder diyor. The dark void. Hmm. Şuradaki void kelimesine bir bakacağım. Bunun bir e, kozmolojideki karşılığı... Boşluk. Hani kozmoloji bilimine göre tam bir karşılığı var mı diye bakıyorum. Yo, boşluk olarak geçiyor. Evet, karanlık boşluk. Evet, yani the void... Tolkien'in dünyasında... Arda dünyasının dışında konumlanmış... Geniş, hiçlikten oluşan yani geniş bir hiçlik alanı... Ve it represents the outer space, the dark void. Karanlık hiçliği temsil ediyormuş. Melkör, Melkör doğru okuyorum değil mi? The most powerful of the Ainur, Ainur'un en güçlüsü olan Melkör, who rebelled and became the principal evil entity, isyan eden ve temel şeytani varlık haline gelen Melkör, Is cast here and chained by the Ainur. After the war at the end of the first age, birinci çağın sonundaki savaştan sonra Ainur tarafından yakalanmış ve burada buraya zincirlenmiş. Hmm. Melkor, Melkor neymiş? Principal evil entity, temel şeytani hani kötücül ya da varlık. Aynur'un bir parçasıymış. Hatta Aynur'un the most powerful'uymuş. En güçlüsüymüş. Fakat ilk çağın sonundaki savaştan sonra Aynur tarafından buraya zincirlenmiş. Tamam. Arda, the world in which all the events told in the book of Tolkien occur. Hmm. Evet, Arda, uh, all, all, the events hmm. Tolkien'in kitabındaki Tolkien'in kitabında anlatılan The events told in the book of Tolkien, Tolkien'in kitabında anlatılan bütün olayların gerçekleştiği dünya olan Arda is part of this universe called Ea. Ea adı verilen bu evrenin bir parçasıdır. This world is basically the ancient Earth. Bu dünya esasen antik dünyadır. Created as dwelling for the children of Iluvatar. Ee, Iluvatar'ın çocukları için e, hani bir yurt, bir ev olarak yaratılmıştır diyor. Ki onlar kimmiş? Children of Iluvatar, men and elves, İnsanlar ve elflermiş. In the origins, Arda is created as a single flat world temelde hani en başta Arda e, düz bir dünya olarak yaratılmış. Tek bir düz dünya olarak yaratılmış. Encircled by the sea. Ekaia. Ekaia. Okay. Ekaia denizi tarafından etrafı çevrelenmiş bir dünya, düz bir dünya olarak yaratılmış. Then the wars of Valar against Melkor, Melkurre karşı Valar'ın verdiği savaşlar damaged the planet gezegene zarar vermiş and resulted in its distorted shapes and in the meantime Arda gradually abandoned its flat form for a more spherical one towards the end of the second era. Okay. Tamam bu savaşlar damaged the planet gezegene zarar vermiş. And resulted in ve şöyle sonuçlanmış bu zarar. It's distorted shapes, bozulmuş şekillerle sonuçlanmış. Yani bu savaşın sonucunda e, dünyanın şekli bozulmuş. And in the meantime ve bu arada Arda ve zaman içerisinde gradually, tedricen, yavaş yavaş abandoned its flat form, düz formunu terk etmiş. For a more spherical one. Daha e, spherical, yuvarlak mı diyeceğim? Spherical, tam Türkçesi aklıma gelmiyor. E, küre, küre. Evet, e, düz formunu bırakmış, daha küre bir biçim almış. Bu savaşın zararlarından sonra. Ne zaman? Towards the end of the second era. İkinci çağın sonlarına doğru Furthermore, dahası the continents which were before all part of the platform detached from each other. Ha. The continents which were before which were before all part of the platform. E, düz dünya düzken onun bir parçası olan yani tek bir parça olan kara birbirinden ayrılmış. The world of Arda, Arda dünyası, could be thus the only one in the universe of Ea. Ea evrenindeki tek dünya olabilir Arda dünyası diyor. Or at least en azından it is the only world in which events told by Tolkien occur. Ya da en azından Tolkien'in anlattığı olayların gerçekleştiği tek dünyadır. Ya evrendeki tek dünya, ya da Tolkien'in anlattığı olayların gerçekleştiği yegane dünya diyor. <laughs> Three main continents are found in Arda. Arda dünyasında Arda'da üç temel kıta bulunur. Uh, the Middle Earth, Orta Dünya, Aman. And a third unknown continent ve bir üçüncü bilinmeyen kıta. About which poor information is provided by Tolkien, Tolkien's books. Tolkien'in kitaplarının hakkında az bilgi verdiği bir e, kıtaymış bu üçüncüsü de. The island of Numenor, Numenor adası inhabited by the human race of Numeronians e, Numeronyanlar denilen insan ırkının sakinleri olduğu Numenor adası is to be considered detached from these continents. Bu kıtalardan koptuğu düşünülür diyor Numenor adasının. But it disappears after the rebellion punished by Manve. Doğru mu okudum? It disappears. Kaybolur gözden kaybolur. After the rebellion, isyanlarından sonra, isyanlarının ardından demek ki isyan çıkmış burada, gözden kaybolur, man ve tarafından cezalandırılarak gözden kaybolur bu ada, Númenor adası. Aman is a continent situated in the extreme west of Arda. E, Aman Arda'nın en batı ucunda, extreme west of Arda, Arda'nın en batı ucunda yer alıyormuş oraya konumlanmış aman and is also called in the Silmarillion the blessed realm hmm. ee, ve aynı zamanda Silmarillion'da buradan amandan kutsanmış diyar olarak bahsediliyormuş at the end of the second age ikinci çağın sonunda It is raised above the surface of earth by Valar. Valar tarafından dünyanın yüzeyine çıkartılmış. Burası. Allah Allah. Nasıl yapmışlar acaba? It's raised above the surface of earth. Dünyanın yüzeyine yükseltilmiş burası. And can no longer be reached by ordinary means of travel. Ve sıradan seyahat araçlarıyla artık buraya varılamazmış. On this continent, bu kıtada both Valar and Elves live. Valar, halkı ve elfler yaşıyormuş. Valar have founded in the center of this continent the realm of Valinor. Hmm. Buradaki found kurmak anlamında arkadaşlar. Valar in the center of this continent, bu kıtanın merkezinde, The realm of Valinor. Valinor diyarını kurmuş. In which they live together. Beraber yaşadıkları yani elflerle beraber yaşadıkları Valinor diyarını kurmuş Valar halkı burada. Each Vala. Valar anlamışsınızdır çoğul. E, Vala da onun tekili anladığım kadarıyla. Each Vala. Valar halkından her bir birey herhalde. Has its own dwelling in the realm. Bu diyarda. Her bir vala kendi mekanına, kendi evine sahiptir. Which is protected by the mountains called Pelori. Pelori adı verilen dağlar tarafından korunan kendi e, mekanına sahiptir. Etnao Mountains burada da Pelori'yi tanımlamaya devam ediyor şurada. Etnao Mountains bir dizi hani sıra dağ Raised As a defense against the attack of Melkor, Melkor'un saldırılarına karşı bir savunma hattı olarak yükseltilen bir e, sıra dağlar dizisi diyor Pelori için. In the plain region in the middle of Valinor, Valinor'un ortasındaki e, plain region, düzlük olan bölge, yani Valinor'un ortasında bir düzlük, bir ova varmış. The Valar built the capital city called Valmar. Valarlar ya Valarlar değil pardon Valar halkı diyelim, built inşa etti the capital city baş kenti called Valmar. Valmar denilen başkenti inşa etti. The part of Aman in which elves live, ee, Amanda elflerin yaşadığı bölge, is the part of the coast. E, kıyıdadır diyor. Kıyı, kıyıda bulunan bir bölgedir. Kıyının bir bölümüdür. Yani demek istiyor ki şurada. Amanda elflerin yaşadığı bölge kıyı bölgesidir. el Eldamar. Adına da Eldamar denir. Here the elvish race burada elf ırkı settled yerleşmiştir. And all the three major families of elves live here. Ve Elf, e, all the three major families of elves. Elflerin en büyük üç ailesi burada yaşar. Kim bunlar? Noldor, Vanyar ve Teleri. İsimlere bak ya. Evet. Yanlış okuduğum bir şey var mı? <laughs> evet. Öğ mü geliyor? Yine öğlerle başımız dertte mi? Peki. The great ocean bele bele gör. Bele gör diye mi okunuyor? The great ocean bele beleger. Melkör dediniz. Melkör okudum. Birisi bana melkör dedi. Melkör okudum. Melkor mu? Pekala. Ö kullanma dendi. Pekala. Melkor. Ama bana burada Melkör dediniz. Birisi bana Melkör dedi. O yüzden Melkör okudum arkadaşlar. Evet trollendik herhalde. Neyse. The Great Ocean Belegar. Belegar diyorum. Beleger mi diyorum. Beleger diyorum. Trollenmişim. Okey. Büyük Okyanus Beleger separates the continent of Aman from Middle-earth. E Aman kıtasını Middle-earth'ten, Orta Dünya'dan ayırır. Yani neymiş? Aman kıtasını Orta Dünya'dan ayıran şey büyük okyanus dele gelmiş. Ben de okurken bir yandan aklımda hayal etmeye çalışıyorum da hayal gücüm tükendi o kadar e, çok bilgi var ki peş peşe neyse Middle Earth is the central continent of the world of Arda. Okay. Orta Dünya Arda'nın Arda dünyasının merkezi kıtasıdır diyor. Tamam. Middle Earth yani Orta Dünya demek ki Arda adı verilen dünyanın merkezinde bir kıta. Many races live on this continent. Pek çok ırk bu kıtada yaşar. İnsanlar, elfler, cüceler, orklar, entler, hobbitler ve daha dahası. And so forth. Dahası. The Lord of the Rings and the Hobbit bu kitaplar entirely take place on Middle Earth. Tümüyle orta dünyada geçer. And many wars for the co uh, control of this continent have been fought against Me Melkor or Morgoth and his devout servant Sauron. Evet. Uh, many wars for the control of this continent. Bu kıtanın denetimini ele geçirmek için yapılan pek çok savaş have been fought against Melkor. Melkor, pardon. Melkor'a karşı verilmiştir ve onun e, kendini adamış ya yani adammış hizmetkarı Sauron'a karşı verilmiş. Okay. Originally, yani esasen başlangıçta, Middle Earth and Aman formed a single flat world. Tamam. Orta Dünya ve Aman ilk başlarda e, tek bir düz dünyayı oluşturuyormuş. Valar after having formed the sea, seas Valar halkı denizleri şekillendirdikten sonra the lands and the mountains karalar hani kara parçaları ve dağlar erected two giant lamps in order to provide ne anlamadım in order to provide arda with lights hmm Bir dakika, Valar after having formed the seas tamam denizleri. Ha, seas, the lands and the mountains. Okay. Valar halkı denizleri, karaları ve dağları şeklini verdikten sonra erected two giant lamps in order to provide Arda with light. Arda'ya ışık sağlamak için iki dev lamba dikti. Giant lamp. Lamp bildiğiniz lamp mi? Valar halk değil ırk mı? Fener lamba diyor yahu. Üf, tamam bildiğimiz lamba değil mi? Okey. Allah Allah. Doğrudan lamba yaratılmasına biraz şaşırdım. <laughs> ne bileyim güneş yarat bir şey yarat. Bunlar doğrudan lamba yaratmış. Valar ırk lamba gerçekten lamba. Okey. Okay. These two lamps, bu iki lamba yahut fener mi diyelim. Neyse lamba dendi. Bu iki lamba were set on two towers by them respectively in in the extreme north and south of the primordial macrocontinent. Ha. Okay. Bu iki lamba Were set on two towers. İki kule üzerine kuruldu. Valar tarafından sırasıyla önce en kuzeyde, sonra da en güneyde. İlk makro kıtanın yani var olan ilk makro kıtanın, büyük kıtanın en kuzey ucunda ve en güney ucunda ki iki kule üzerine yerleştirilmiş bu lambalar. Okay. These huge sources of light, bu büyük ışık kaynakları will be later destroyed by Mel Melkor and the Valar. Ha, Melkor tamam. Bu iki e, ışık kaynağı daha sonra Melkor tarafından yok edilmiş, yok edilecektir. Ve Valar will decide to leave Middle-earth for Valinor after the detachment of Aman. Ve sonrasında Valar e, Orta Dünya'yı Valinora gitmek üzere terk edecektir. Amanın e, kıtadan ayrılmasının ardından. Okay. Finally, an in, e, uninhabited continent is also mentioned by Tolkien in some occasions. E, nihayetinde sonunda Tolkien In some occasions, bazı durumlarda, bazı noktalarda, e, kimsenin yaşamadığı uninhabited, kimse tarafından yerleşilmemiş bir kıtadan bahseder diyor. Like in the book of the lost tales and in the shaping of Middle Earth. Bu hikayelerde olduğu üzere Tolkien buralarda bahsediyormuş. But he doesn't provide precise information about it. Fakat bu insansız Boş Kıta hakkında net, precise information sağlamıyormuş, net bilgi vermiyormuş. In any obvious books, herhangi bir kitabında, hiçbir kitabında net bilgi vermiyormuş. It occupies a position in arda much similar to the position of position that Africa and Austri uh, Australia occupy in relation to Eurasia. Okay, as shown in the pictures contained in the volume The Shaping of Middle Earth. Okay, uh, it occupies a the... hmm. Okay. Bu kıta öyle bir noktadaymış ki, e, bugünkü Avrasya için Afrika ve Avustralya kıtalarını kıtaları neredeyse Arda üzerinde de bu e, insansız kara parçası diyelim. insansız kıta öyle bir konuma sahipmiş. Interesting. Evet. Şimdi common aspects and some differences diyor. Yani e, İskandinav mitolojisi ile bazı ortak e, şeyler ve farklılıklar, ortak özellikler ve farklılıklar. Bundan bahsedecek. Norse Cosmology and the Cosmology of the Universe of Tolkien... Do not appear to have many common features. İskandinav kozmolojisi yani İskandinav mitolojisine ait kozmoloji. Yani İskandinav mitosine dünyanın evreni yaratılışı ile. Kozmoloji of the universe of Tolkien. Tolkien evreninin kozmolojisi. Do not appear to have many common features. Çok fazla ortak özelliğe sahip değil gibi görünüyor diyor. The cosmology according to the Eddas. Eddalara göre kozmoloji is developed on nine different worlds. 9 farklı dünya üzerinden geliştirilmiştir Eddalarda. Eddanın ne olduğunu lütfen bir Google edin. Kısa kısa dil pardon. Destanlar hikayeler gibi düşünebilirsiniz Eddaları. Which coexist in the same universe and are populated by different races. Okay. Eddalara göre Eddalarda anlatılan kozmolojiye göre e, dokuz farklı dünya var. co in the same universe. Aynı evrende aynı anda var olan ve de farklı ırklar tarafından e, farklı ırkların yerleştiği, yaşadığı dokuz gezegen olarak anlatılıyormuş şeyler İskandinav türesinde. Unlike this model, bu modele benzemez bir şekilde the cosmology of Tolkien's universe... Tolkien'in evreninin kozmosu is centered almost exclusively on a single planet, which is Arda. E, neredeyse tamamen tek bir gezegende, yani şey, evet tek bir gezegende yani Arda'da yoğunlaşır diyor Tolkien'in evreni. Surrounded by many stars and other secondary cosmic elements. E, yıldızlar ve diğer ikincil kozmik unsurlar tarafından çevrelenen Arda dünyasında geçer her şey diyor. Despite this clear difference, bu belirgin farklılığa rağmen there are some aspects in the cosmology of Tolkien that can be found also among the cosmological elements of Norse tradition. Bu baris e, bariz farklılığa rağmen Tolkien'in kozmolojisi ile e, İskandinav geleneğinin unsurlarına ait kozmoloji arasında bazı benzerlikler de bulunur diyor. Firstly, there is a strong resemblance between Asgard and Valinor. Asgard diye okudum. E, öncelikle diyor Asgard ve Valinor arasında güçlü bir benzerlik bulunur diyor both are conceived as the realms, uh, the realm of gods. Her ikisi de tanrıların diyarı olarak düşünülür, algılanır. And are accessible only by immortal beings. Ve yalnızca ölümsüz varlıklar için erişilebilirdir. Yani burada sadece ölümsüz varlıklar yaşayabilir. These dwellings of the gods, e, tanrıların bu evleri, yurtları, mülkleri are surrounded by a protective wall, e, koruyucu bir duvarla çevrilidir diyor. In the case of the house of Esir, e, Esir yurdu örneğinde, the wall was built by a giant smith, dev bir demirci tarafından inşa edilmiştir bu duvar. While the wall surrounding Valinor, Valinor'u çevreleyen duvarsa consists of the mountains called Pelori, e, Pelori adı verilen dağlardan oluşur ki bu dağlar raised as a protection from the attacks of Melkor. Melkor'un saldırılarından e, korunmak üzere. E, ...yükseltilmiştir. In both these realms... E, ...every divine being... ...has a reserved palace or dwelling. Her iki... diyarda da every divine being... ...her bir ilahi varlık... ...kendi sarayına yahut... ...evine sahiptir. Both the kings of the Valar... E, ...and the Esir... E, ...hem Valar'ın... ...hem Esir'in kralları... ...bunların adı da Manve ve Odin... Rul the dwelling of the gods from their man mansions. Hmm. Tanrıların e evlerini diyelim. E kendi böl mansiyonun Türkçesi ne ya? Bakalım Türkçesi ne? konak, köşk ne diyelim? Konak diyelim evet. Kendi konaklarından yönetirler diyor. Odin has his hall in Valhall while Manve and his wife Varda have their palace on the top of the highest mountain of the Pelori which is called Tani Ketil Evet Odin has his hall in Valhall Odin'in Valhall'da salonu vardır Manve ve karısı Varda da uh, have their palace Pelori'nin en yüksek dağının zirvesinde sarayları vardır diyor. Buna da Taniketil deniyormuş. Taniketil doğru okudum değil mi? Secondly, ikinci olarak the correspondence between uh, Midgard and Middle-earth Midgard ve Orta Dünya arasındaki benzerlik is easy to notice. Benzerliği fark etmek kolaydır diyor. This resemblance starts from the names. Bu benzerlik isimlerden başlar. Since Tolkien took the name Middle-earth for his land from the Norse Midgard. E, çünkü Tolkien took the name Middle-earth, Middle-earth adını e, İskan, şey, eski İskandinavya'daki İskandinavyaca'daki Midgard'dan almıştır diyor. And from the corresponding Old English midengert, ha, ve de bundan almıştır, tamam. E, Orta İngilizce'deki pardon, eski İngilizce'deki midengert, evet. Both these lands are the principal battleground of good and evil. Her iki e, bölgede, her iki kara parçası da, her iki dünyada Yahut principal Battleground of good and evil. İyi ve kötünün başlıca muharebe alanıdır. And are inhabited by several races. Ve çeşitli ırklar burada yaşamaktadır. E, buranın sakinleri arasında farklı ırklar vardır. Moreover, dahası Middle Earth and Midgard are the only lands in which the human race is allowed. Ve aynı zamanda yani dahası, daha da fazlası, Orta Dünya ve Midgard, insan ırkının yaşamasına izin verilen yegane e, topraklardır diyor. Yani Tolkien'in Middle Earth'ü de insanların yaşamasına izin verilen tek bölgeymiş. İskandinav mitolojisindeki Midgard da öyleymiş. Finally, <coughs> another analogy can be found in the houses of the light elves. Bir başka Benzerlik de şurada bulunabilir diyor. Nerede? In the houses of light elves which are present in both the cosmologies. <laughs> ha şey, e, l, light elf'lerin e, yurtlarıyla alakalı bir başka benzerlik kurulabilir diyor. Her iki kozmolojide de mevcuttur bunlar diyor. Ha Yine geldi bu eski kelime. Alf hayır hayır asla okuyamıyorum. Alf haymış. Tamam burası. The dwelling of light elves in Norse cosmology. İskender İskandinav kozmolojisinde light elflerin mekanı yurduymuş burası. Is briefly mentioned in Gilfaging. Gilfaging de kısaca bahsi geçer diyor. And it's not given much prominence. Ve çok fazla da önem verilmez buraya diyor. Tolkien has chosen the name of his house of light elves, turning the Norse Altheimer into elven home. Ha. Tolkien has chosen the name of his house of light elves. Kendi light elflerinin evinin adı olarak neyi seçmiş? Turning the Norse Evet, e, Old Norse bir kelime olan Alfheimr'ı Homa çevirmiş. Eldamar in Quenya language. Quenya dilinde Eldamar'mış burasının adı. Eldamar is found in the coastal region of the continent of Aman and is much close to Valinor. It can be said that it is almost included in Valinor territory. Okay. Aman kıtasının kıyı bölgesindeymiş Eldamar. And is much close to Valinor. Ve Valinor'a oldukça yakınmış. <coughs> it can be said that it is almost included in Valinor territory. Neredeyse Valinor topraklarını da içerdiği söylenebilir. O derece yakınmış Valinor'a. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.